Selam arkadaşlar, hoş geldiniz. Tabii inşallah başlığa bakarak sizler de derece yapabilirsiniz. Tabii eğer bu videoyu izliyorsanız muhakkak derece yapmakla ilgili sizin bir ilginiz, alakanız vardır. Umarım inşallah sizler de bu güzel bir duyguya sahip olabileceksiniz. Şimdi YouTube'da matematikler için, fenciler için ya da yeni başlayanlar için kitap tavsiyeleriyle ilgili oldukça videolar vardır. Ama derece yapanların ya da derece yapmak isteyenlerin kitap tavsiyeleriyle ilgili herhangi bir video yok. Ya da ben rastlamadım. İşte ben bu videoda size bunu sunacağım. Tabii şunu söyleyeyim. Derece yapmak imkansız bir şey değildir. Her sınavda muhakkak derece yapanlar vardır. Burada işte sağ tarafta gördüğünüz gibi ya da burada gördüğünüz gibi birinci olmuşlar, ikinci olmuşlar, üçüncü olmuşlar. Yani full çekmişler. Burada da gördüğünüz gibi 2017 YGS'de mesela Beyza Gürbüz derece yapmış. İkinci olmuş YGS 1'de. Tabii ikinci olmak da bir derecedir. Şunu söyleyelim. Yani derece yapmak zor bir şey değildir. Ama derece yapmak uzun uğraş gerektiren bir şeydir. Yani derece yapanların geçmişine baktığımızda gerçekten sağlam temellere dayanarak günümüze kadar olan, gelmiş olan öğrencilerdir. Yani anne baba faktörü çok önemli. Aile faktörü çok önemli. İlkokul öğretmeni gerçekten çok önemli. Yani bu derece yapmanın potansiyelin %90'ı çok geçmişte atılmaktadır. Anne, baba, amca, abi, ablanın desteğiyle ve yol yöntem göstererek ve ekonomik manada katkı sağlayarak derece yapmışlardır. Tabii %90. Tabii duyuyoruz haberlerde sağda solda işte kötümser açıdan söylemiyorum ama mesela çobanın kardeşi ya da oğlu derece yapmış. Bunları da duyuyoruz elbette. Böyle şeyler de olabilir. Yani imkansız bir şey yoktur tabii ki. Yani ortaokulda, lisede notları kötü ama LYS, YGS'de derece yapmış olan öğrenciler elbette çıkar. Benim söylediğim %90 sağlam temeli olan öğrencilerdir. Şimdi siz benden nasıl bir kitap tavsiyesi bekliyorsunuz? Tabii ki şu an resimde gördüğünüz gibi bir kitap tavsiyesi bekliyorsunuz. Ama böyle değil. Derece yapan olan ya da derece yapmakta olan ya da yapacak olan ya da yapmış olan öğrenciler bu kadar karışık, karma karışık kitaplar çözmemektedir. Ben görüştüğüm bütün derece, yani ben 10'a yakın öğrenciyle görüştüm. Tanıdım. Kendi öğrencilerim de var derece yapmış. Kendi TEOG'dan hazırladığım yetiştirim öğrenci YGS'de derece yaptı. İnşallah yakında bunun röportajını görebileceksiniz ya da bunu izleyenler belki de yapmış olmuşumdur. Yani videoyu yayınlamıştı olabilirim. Kanala bakarsanız bulabilirsiniz. Yani görüştüğüm, konuştuğum olan öğrencileri bu kadar kitapları yoktu. Gerçek söylüyorum. Yani bu kadar karışık kitapları yoktu. Bu kadar karışık kitaplar, yani bu sanki biraz patinaja benziyor yani. Bu kadar karışık kitaplar kimin ihtiyacı vardır? İşte matematik geliştirenler için ya da temeli olmayanlar için gibi olan öğrencilerin ihtiyaçları. Ama derece yapacak olan öğrencilerin bu kadar kitap çözmeleri zaman kaybından başka bir şey değildir. Ben ekonomik kaybı geçiyorum. Peki derece yapmış olan öğrenci hangi kitapları çözmektedir? Ben daha çok bu sıraladım yani kitapları. Tabii siz bu sıranın dışına çıkabilirsiniz. Ben 4 tane yayın evi tavsiye edeceğim. Derece yapmak isteyen öğrenciler için bunun sınırına da çıkabilirsiniz. Ama tekrar söylüyorum, bu derece yapacak olan öğrenciler için kitap tavsiyesidir. Yani matematik geliştirecek olan öğrenciler için elbette çok farklı kitaplar, yayın evleri vardır. Mesela işte sıfırdan bire matematik ya da antrenmanlarla matematik gibi kitaplar sözelciler, TM'ciler için faydalı bir kitap yayın evleridir. Ve aynı şekilde işte Finalin ya da FDD'nin gibi kitapları da gerçekten güzeldir. Şimdi ben bu kadar kitap, yani derece yapacak olan öğrenciler bu ekranda gördüğünüz kitapları, karışık kitapları tavsiye etmiyorum ve bunları da çözmemişlerdir. Görüştüğüm derece yapmış olan öğrenciler Palme'nin, yani Mehmet Şahin hocamızın. Kendisini tanımıyorum. Tabii başta söyleyeceğimi şimdi söyleyeyim de, bu bir reklam değildir. Bu bir tanıtım değildir. Herhangi bir yayın eviyle anlaşmamız da yoktur. Öyle bir şeyimiz yoktur. Şimdilikten bunu söylemiş olalım. Bu videoyu tamamen sizin için çözüyorum. Yani pardon, çözüyorum dedim de sizin için yapmaya çalışıyorum. Bir Palme yayıncılığın kitaplarını çözeceksiniz. Yani matematik, geometri, fizik, kimya, biyoloji, gerçekten biyoloji harika bir kitaptır. Özellikle Palme Yayın Evi'nin. İkincisi ise Apotemi. Yani her sayısalcının LYS'ye girecek olan, yani matematik, kimya ve fizik öğrenciler için muhakkak kesinlikle
%100 alıp çözmesi gereken bir yayın evidir. Apotemi. Ben yakından da takip ettim. Gerçekten sınavlarda çıkmış olan soran birebir aynısı oldukça çıkmaktadır. Şimdi ben böyle söylüyorum ama sanki bir reklammış gibi anlaşılıyor. Siz böyle düşünüyor olabilirsiniz ama ben de sanki bir reklam anlaşmamı varmış gibi hissettim de öyle bir şey değil arkadaşlar. Ben bu adamı tanımıyorum. Yani Fatih İhtiyaroğlu mesela ya da Barış Şahbaz kesinlikle tanımıyorum. Herhangi bir reklam anlaşmamız da yoktur. Derece yapmış olan öğrencilerin çözdüğü kitapların başında gelmektedir. Özellikle bu işte limit ve süreklilik yani o konularla ilgili bir föy vardır. Yani bir dergi vardır ya da trigonometri, türev ya da integral ayrı ayrı ya da organik kimya ya da fizikte mesela zor konu nedir? Optikle ilgili kitabı vardır. Bu daha çok zor ve öğrencilerin zorlandığı kitaplar ile yani konular ile ilgili kitaplar basmaktadır. Yani mesela Apotemi'nin yaş ve havuzla ilgili kitabına ben rastlamadım. Daha çok işte türev, integral, trigonometri ile ilgili ya da işte dediğim gibi fizik, optik ile ilgili ya da organik kimya ile ilgili kitapları vardı. Kesinlikle şiddetli bir şekilde tavsiye ediyorum. Ve görüştüğüm derece yapmış olan öğrencilerin çözdüğü kitaplardan bir tanesi de buydu. Ben tavsiye ettim arkadaşlara, öğrencilerime. Sizlere de tavsiye ediyorum. Ve 3, 4, 5 yayın evi de gerçekten yani gerçek manada bu da çok faydalı bir yayın evidir. Yine tavsiye ediyorum bu 3, 4, 5 yayın evini. Ben beklemiyordum yani bu 3, 4, 5 yayın evinden böyle iyi güzel bir performans beklemiyordum ama bu yayın evi beni gerçekten şaşırttı yani. Bu da ÖSYM tarzında birebir yakaladığı sorular çıktı. Bunu da tavsiye ediyorum. YGS, LYS, fizik, işte kimya, matematik ya da diğer sözel dersler. Ve son olarak da dördüncüsü Karekök. Bu Karekök yayın evi hem TOEIC sınavında başarılı bir yayın evidir. Hem de LYS ve YGS'de özellikle LYS'de gerçekten tekrar söylüyorum. Bu da ciddi manada sorular yakaladı. Bunu da tavsiye ediyorum. Yani derece yapacak olan öğrenci bu dört tane yayın evi çözmeli yeterlidir. Zaten tekrar söylüyorum. Derece yapmış olan öğrenci böyle tonlarca kitap çözmemektedir. Gerçekten. Siz sanıyorsunuz ki derece yapmış olan öğrenci odası tonlarca kitap doludur. Hayır, öyle bir şey yok. Çok az ve öz. Yani hedef 12 olarak çalışmaktadırlar. Tam noktasal çalışmaktadırlar. Böyle karışık zaman kaybı ve para ekonomik kayıp olarak kitaplar alıp çözmemektedirler. Tamamen etkileyici olan yani tamamen vurucu olan kitapları çözmektedirler. Neyse ben fazla sözü uzatmıyorum. Bu bir reklam videosu değildir. Lütfen yanlış anlamayın. Kitap çekilişim ücretsiz kitap dağıtımımız vardı. Ücretsiz kargoda. Bunun videosunu tıklayın. İzleyin. Siz de çekilişe katılın. Sizlere kitap göndereceğim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a ısmarladık.